maymun peşinde. Tamam Dendrof, inlemeyi kes artık diyorum. Anladım, karnın acıktı. Birazdan yemek yiyeceğiz. Ama önce bu hayvanları bu çir sirkine götürmem gerekiyor. Tanrı aşkına neyin var senin o... seni pislik hayvan... Ben Mac Butcher. Dünyaca ünlü Butcher sirkenin sahibiyim. Öyle mi? Memnun oldum. Ve sen de maymunumu kaybeden adam olmalısın. Maymunum nerede benim? Maymun mu? Ne maymunu? Maymun yoktu ki. Maymunum yok muydu? Sirkimin en büyük yıldızı, oyuncu maymunum Tycoon'u kaybetmediğini mi söylüyorsun? Sana bir şey söyleyeyim. Maymunumu bulacaksın. Hem de bir an önce. Yoksa... Onu bulacağım. Şups! Son bir şey daha. Tycoon çok zekidir. Eğitimli bir oyuncudur ve gördüğü her şeyi taklit edebilir. Ya merak etmeyin Bay Butcher. Hiçbir maymun beni alt edemez. Onu hemen getireceğim. Getireceğine eminim. İyi olur, yoksa işim biter. Günaydın WhatsApp. Yapma WhatsApp, uyumak istiyorum. Hey, ne yapıyorsun sen? Korkarım bu imkansız bir şey Norton. Sen daha bir hayvana bakma sorumluluğuna hazır değilsin evlat. Ama baba... Çok üzgünüm tatlım ama evde hayvan bakmak hiç kolay bir şey değil. Üzgünüm evlat. Bu arada öğlen toplanacak çocuk meclisinde yapacağın konuşmayı hazırladın mı evlat? Unut. Evet, elbette. Birkaç farklı fikrim var. Şuna ne dersin? Saygıdeğer veliler, misafirler ve öğrenci arkadaşlarım. Bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Babalar her zaman en iyisini bilir. Özellikle de benim babam. Bayan Davis seni saat 4'te alacak evlat. Görüşürüz hayatım. Evine çabuk dön. Umutluğunu hissedebiliyorum Norton. Üzüldüğünü biliyorum ama merak etme. Sana Japonya'dan güzel bir hediye getireceğim. Arigato. Sayonara diyecektin anne. Teşekkür ederim. Geri mi döndün yoksa? Karnın çok acıkmış olmalı. Al bakalım ufaklık. Tycoon. Ye hadi. Çok lezzetlidir. Bravo. Hey, buraya gel. Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Aman tanrım. Oh.
İşte bu yüzden bir daha asla böyle şeyler yapmaman gerekiyor. Anladın mı beni? Yaptığın şey çok komik bile olsa. Norton? Sakın bir şey söyleme. Norton hiç mutlu görünmüyor. Evet, Norton hiç mutlu değil. Çünkü Norton'un ailesi bir hayvan almasını istemiyor. Ve Norton'un bir toplantıda yapması gereken saçma bir konuşma var. Ama Norton'un konuşmasında nelerden söz edeceği hakkında hiçbir fikri yok. Bazen hiç kimse beni anlamıyor. İşte böyle oldu. La 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 la. İşte böyle daha iyi oldu. Ben geliyorum. Hey, biraz dikkat etsene. Merhaba ufaklık. Adın ne senin? Çek ellerini ondan. O bizim köpeğimiz. Heh, işte kutusu burada. Ben geliyorum. Ne? Maymun nereye kayboldu acaba? Schubert! Yarım saattir beni dışarı çıkarman için bekliyorum. Gidelim. Hemen anne. Kazağımı alman gerektiğini söylememe gerek var mı acaba? Hı? Hadi gidelim. Senin neyin var? Neler oluyor anne? Çabuk annemi bırak, seni maymun. Dikkat edin. Schubert, çok hızlı gidiyorsun. Çekilin yoldan, çekilin. Aman tanrım. Söyler misin? Sen aklını mı kaçırdın Schubert? Başımız dertte Norton. Schubert bizim peşimizde. Seninle gelebilir miyiz? Ama seni bir maymunla Bayan Devat'ın limuzinine alamam ki. Hem sen o maymunla ne yapıyorsun? Onun adı Tycoon. Sana her şeyi sonra anlatırım. Lütfen bizi sakla. Arkadaşların da bizimle mi gelecek Norton? Evet. Çocuklar, lütfen fazla dikkat çekmemeye çalışın. Pekala çocuklar, kemerlerinizi takın. Arkadaşlarını benimle tanıştırmayacak mısın Norton? Ben Tupu, bu küçük maymun da. Bunlar arkadaşım Shelley ve Diana. Tanıştığımıza memnun oldum kızlar. Gidiyoruz. Evet. Tycoon. Anlaşıldı. Onu kırmızı saçlı kız da başkanın oğlu yakaladı demek. Onu nasıl geri alabilirim? Benim Butcher. Maymunumu buldun mu? Yani aslında ben... Eğer 12 saat içinde bulmazsan her köy gelip seni bulacak. Anlaşıldı mı? Dünyadan şu varsa senin neyin var böyle? Beni artık eve götürmeni istiyorum. Geldim anne. Günaydın Norton. Merhaba Steve. Bir saat sonra belediye binasına gideceğiz. Kız arkadaşların da gelecek mi? Kahverengi saçı olan gerçekten etkileyici. Değişik bir yüzü var. La la la. Tupu, senin bile buraya gelmen yeterince kötü ama odamda neden bir maymun olduğunu bana söyler misin? O benim arkadaşım. Onu seveceksin. İzle şimdi. Kukukukuk. Kukukukuk. Moralin bozuk olduğu zamanlar işte aynı böyle görünüyorsun. Hayır, hiç de bile.
Bu çok komik. Keşke Tayko'nun güvenle kalabileceği bir yer bulabilseydik. Tabii ya. Tayko burada seninle kalabilir. Ne? Tayko burada kalamaz. Neden? Bir hayvan istediğini söylemiyor muydun? O vahşi bir hayvan. Ailem onun burada kalmasına asla izin vermez. Ailen hiçbir şey bilmiyor. Evet, biliyorlar. Onlar her şeyin en iyisini bilir. Sorun nedir? Çok tuhaf. Babam benden aynı bu şekilde konuşmamı istemişti. Ha? Sanırım karnı acıktı. Bir şeyler yiyelim. Bekle. Siz burada kalıyorsunuz. Ben yemek getiririm. Bir yere gitmeyin. Hemen dönerim. Merhaba çocuklar. Yanlışlıkla bu eve gelen birini almak için buraya geldim de. Bu eve yanlışlıkla gelen kimse olmadı. Ben buna eminim. Şu anda bu evde bir maymun var ve... Maymun mu? Steve, bunu duymalısın. Başkanın evine yanlışlıkla bir maymun girmiş galiba. Aman tanrım. Öyleyse fillerden önce onu bizim bulmamız gerek. Filler mi? Bu çok iyiydi. Gerçekten iyiydi. Hayır, bakın size söylüyorum. Baksana, seni tanıyor muyum? Sen şu Central Park'ı kazan adam değil misin? Ne oyuncu ama. Belediye binasındaki toplantıda yeteneklerinden faydalanabilirim. Tamam, ne düşündüğünü söyle. Bugün sizlere bahsetmek istediğim şey benim her zaman düşündüğüm bir konu. Dondurma ile ilgili bir konuşma mı yapacaksın? Çocuklar neden kendi kararlarını vermeleri için serbest olmalıdır? Hadi ama çocuklar. Teşekkür ederim. Kendim için biraz daha alayım. Kimse kıpırdamasın. Çok kızgın görünüyordu. Ne yapıyorsun sen? Vay canına. Şimdi tıpkı Norton'a benzedin. Nereye gidiyorsun? Tycoon, buraya gel. Tycoon. Benimle dalga geçmeyi bırakıp biraz daha dondurma yemek ister misiniz? Hey, takımım nerede? Gitti. Gitti mi? Peki Tycoon nerede? Onu giyip gitti. Ha? Ne? Evet, dediğim gibi dostum. Evet, merak etme. Aynen dediğim gibi. Söyle bakalım, içeri nasıl gireceğiz ha? Bu başkanın oğlu. Ne yapıyor böyle? Düşüp bir yerini kırabilir. Çocuklar, Dacer Edin başkanın oğlu balkondan sarkıyor. Düşmeden önce onu yakalamalısınız. Duydun mu Steve? Şimdi de bize başkanın oğlunun balkondan sarktığını söylüyor. Belki yine fil arkadaşlarını ziyarete gelen maymun olabilir. Bu da çok iyiydi gerçekten. Ne dedim? Ben gözlerimle gördüm. Bu Tycoon'du. Tycoon, buraya gel. Tycoon. Geri gel dedim. Olamaz. La la la. Acele et Norton, çok geç kaldık. Hayır. Beni atlatıp elimden asla kaçamazsın. Kenara kay Dendrof. Olamaz, olamaz, olamaz. Ona göz kulak olamaz mıydın sanki? Çok üzgünüm Norton, gerçekten. Olamaz. Şimdi belediye binasına benim giysilerimi giymiş bir maymun gidiyor. Kadın şoförü arayıp geri dönmesini söylesene. Sonra o da babama biri şempanze olan iki arkadaşımı eve getirdiğimi mi anlatsın? Sen çıldırdın mı? Hayır, kendi başımızı kendimiz derde soktuk. Bu yüzden kendi kendimizi kurtarmalıyız. Beni izle. Adam bir tuhaftı. Sonra dedim ki... Bu gerçekten çok önemli bir konuşma olacak Norton. Ama sakın heyecanlanma. Çünkü New York şehrini temsil edeceksin.
Norton, sesin çok kötü çıkıyor. Al bundan bir tane iç. Çok tuhaf. Bizi takip eden bir kamyonet var. Hey, durun bayan. Arka koltuğunuzda bir maymun var. Evet, çılgın bir itfaiyeci kenara çekmemizi istiyor. Sıkı tutun Norton, ben bunu hallederim. Sakin ol kızım, sakin ol. Alo. Alo Malcolm, benim David. Neredeyse geldik ama evden çıktığımızdan beri bizi takip eden birisi var. Bu hiç hoşuma gitmedi. Hemen bir eskort gönderiyorum. Gerek yok Malcolm, neredeyse geldik. Bunu ben hallederim. Hiçbir fidyeci benim elimden değerli emanetimi almayı başaramaz. Şimdi sıkı tutun Norton. Hey, dikkat etsene dostum. Kenara çekil. Hayır, yine mi benim arabam? Olamaz, olamaz, yine ben. Neler oluyor? Ne olmuş böyle? Siz biliyor musunuz? Hoş geldiniz. Gelmenize sevindim. Norton nerede kaldı? Bu şey senin magazinden çok daha yavaşmış. Limuzin. Ha? Şup. Tayko'nun başı dertte. Hadi acele et. Bu yüzden ben her zaman diyorum ki bir insanın en belirleyici özelliği el yazısıdır. Teşekkür ederim. Hadi Norton koş. Dur, nereye gittiğini sanıyorsun sen? Yapma sen, bırak da geçelim. Zaten yeterince ne? Geç kaldın. Seni bir maymunla içeri sokamam ki. Norton hakkında neden böyle konuşuyorsun? Saç tıraşına ihtiyacı olduğunu biliyorum ama fazla ileri gidiyorsun. Bırak geçelim. Ah Malcolm, kurtarıcım geldi. Seme ne oldu anlamıyorum. Norton'un maymun olduğunu söylüyor. İçimden bir ses haklı olduğunu söylüyor. Norton'uma ne yapmışlar? Böyle büyü mü yapmışlar? Sam. Yakala onu. Tamam. Ne? İşte bu yüzden yatma saatinin bir saat geç olması gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Ha? Ve şimdi de New York Belediye Başkanı'nın oğlu Norton Borden'ı dinliyoruz. Bu ne biçim bir düzenbazlık böyle? Affedersiniz, izninizle. Merhaba. Benim adım Norton Borden. Norton. Ne diyordum? Aileme bir hayvana bakmanın sorun olmayacağını söylediğimde haklı olduğumu düşünüyordum ama... ama bu maymun bana yanıldığımı gösterdi. Ve onlar haklıydı. Bunu kabul etmek çok zor olsa da bazen aileniz her şeyin en iyisini bilir. Özellikle de babam. Burada kalamam Norton. Shops geliyor. Tycoon'u da al. Gidip limuzinde saklanın. Peki sen ne olacaksın? Endişelenme. Benim bir planım var. İşte maymun orada. Bu defa yakaladım seni lanet olası hayvan. Bay Butcher, başardım, onu yakaladım. Ben Mac Butcher. Maymunumu almak için geldim. Buradayım Bay Butcher. Maymun da burada. Hayır, bu mümkün olamaz. Tycoon'umu hemen bulmanız gerekiyor. Ailesini kaybettiğinde onu yanıma aldım. Onu besledim, ona baktım, onu eğittim. O sanki benim oğlum gibi. Başına bir şey gelecek olursa.
Hayır. O bizimle kalacak. Topu, onu saklayamayız. Onu çok seven birine ait. Ben de seviyorum. Onu seviyorum. Ben de çok seviyorum ama böyle bir hayvana evde bakamayacağımızı kabul etmelisin. Hem zaten WhatsApp senin yanında. Birinin WhatsApp'ı senden aldığını düşünsene. Çok üzülürdün, öyle değil mi? Git hadi. Arkadaşın seni özler. Topu! Topu! Ne? Topu! Bak annem Japonya'dan ne yolladı? Ne? Vidorex'le tanışın. Tamamen otomatik. Havlıyor, yalıyor, gerçek bir köpek gibi davranıyor. Harika değil mi? Hı? Pekala, tamam. Yumuşak ve tüylü değil. Ağaçlara tırmanmayı da hiç bilmiyor. Aa! 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 Görünüşe göre ağaçlardan inmeyi de hiç bilmiyor bu. (Gülüyor)